Gençler selamlar. Bugünkü videomuzda 48 ve 49. sayfalarda TYT Matematik Soru Bankası'nın arkadaşlarım mutlak değer öğreniyorum 13. testini çözeceğiz sizlerle beraber. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın gençler. Hadi geçelim videomuza. Şimdi bize ilk başta birinci soruda demiş ki abi gerçel sayı olmak üzere mutlak değer A ifadesi sayı doğrusunda A sayısının sıfır olan uzaklığına eşittir demiş. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Eksi 3'ün 0 olan uzaklığı yani eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. 0'ın kendisine olan uzaklığı 0 birimdir. 5'in 0 olan uzaklığı eksi 5 birim olamaz. Çünkü uzaklıklar negatif olamıyordu. Dolayısıyla mutlak değerin sonucu da negatif olamıyordu. Yani 3. öncül yanlış, cevap 1-2 olacaktı gençler. Devam edelim ikinci sorumuzla. Eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 yapar. Dolayısıyla eksi 5'in mutlak değeri artı yine eksi 5'in mutlak değerinden bahsetmiş. Eksi 5'in mutlak değeri 5 artı yine eksi 5'in mutlak değeri 5 olduğu için cevabımız ne olacak? 10 olacak diyebiliriz. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmişti. Devam ettim 3. sorumuza. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir ve 5'in mutlak değeri 5 yapar. 2'nin mutlak değeri 2, 3'ün mutlak değeri 3'tür. İkisinin toplamı 5'e eşittir. Yani Adana seçeneği doğru. 2'den 3'ü çıkardım. Eksi 1, eksi 1'in mutlak değeri 1 yapar. Eşittir. 2'nin mutlak değeri 2, 3'ün mutlak değeri 3. 2'den 3'ü çıkarırsanız eksi 1 kalır. Eksi 1 ile 1 birbirine eşit değildir. Dolayısıyla Bursa seçeneği yanlıştı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 4. sorumla. M sayısı 2 ile 3 arasında bir sayıymış. M-2 ile M-3'ün toplamı, bakın M'den sevgili arkadaşlarım 2'yi çıkarırsanız büyükten küçük çıktığı için pozitif bir sonuç bulursunuz. Dolayısıyla burası olduğu gibi dışarı çıkar. M'den 3'ü çıkarırsanız küçük sayıdan büyük sayı çıkaracağınız için negatif bir sonuç elde edersiniz. Dolayısıyla negatifi eksiyle çarpıp dışarı çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla burası eksi M artı 3 diye dışarı çıkacaktır. Artı M ile eksi M birbirini götürür. 3'ten 2'yi çıkarırsanız cevabınız 1 olacaktır. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiştir. Devam edelim 5. sorumuzda. A'dan 4 çıkınca B kalıyormuş. Doğal olarak A B'den daha büyüktür. Çünkü A'dan 4 çıkarıyoruz ancak B'ye eşit oluyor. Daha sonrasında A'dan B'yi çıkarmış bakın. Yani büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmış. Dolayısıyla burası pozitiftir ve olduğu gibi dışarı çıkar. Parantez içinde A-B dedim. Eksi 2 çarpı. Bakın arkadaşlar a eksi b'nin mutlak değeri ile b eksi a'nın mutlak değeri birbirine eşit olacağı için doğal olarak bu da a eksi b diye dışarı çıkacaktır. Şimdi 3 tane a eksi b'den 2 tane a eksi b'yi çıkarırsanız cevap olarak karşınıza a eksi b kalacaktır. Peki a eksi b kaçtı? Bunu bu tarafa atarsanız a eksi b'nin 4 olması gerektiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız da 4 olacakmış gençler. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum 6. sorumla. X negatif ve Y pozitif bir sayı. X negatifse bunun mutlak değeri eksi X'tir gençler. Çünkü X negatifse X ile çarparsanız pozitif olur gördüğünüz üzere. X'den Y'yi çıkarmış. Küçükten büyüğü çıkardığı için sonuç negatif olacaktır. Dışarı nasıl çıkacak peki? Eksi ile çarpılıp yani Y eksi X olarak çıkacak. Y sayısı pozitif olduğu için dışarı olduğu gibi çıkar ama önündeki eksiyi unutmayın. Şu şekilde olduğu gibi çıkardım. Artı Y ile eksi Y birbirini götürür. Eksi X, eksi X daha kaç yapar? Eksi 2x yapar, cevabımız Edirne olacaktı. Geçtim 7'ye. Yukarıdaki sayı doğrusunda kırmızı ile belirtilen tüm gerçel sayıları gösteren eşitsizlik hangisidir diye sorulmuş. Bu tarz ifadelerde sorularda alt sınırla üst sınırın aritmetik ortalamasını bulacaksınız. Eksi 24 ile 24'ü toplayıp 2'ye bölün. 0 bölü 2 0 yapar. O halde diyorsunuz ki x'in 0'a olan uzaklığı, bakın 0 tam ortada ya artık. 0'ın 24'e veya eksi 24'e olan uzaklığı nedir arkadaşlarım? 24 birimdir. O zaman küçüktür. 20 küçük veya eşittir 24 diyorsunuz. Ki x eksi 0 zaten mutlak değer x demek. Küçük veya eşittir 24 bizim cevabımız olacak. Bu arada eşitlik yok arkadaşlarım. Çünkü bakın gördüğünüz üzere içleri boş bırakılmış. İçleri boşsa biz de eşitlik kullanmayacaktık ama yanlışlıkla kullandık. Şunları hemen düzeltelim. Şunu da düzeltelim arkadaşlar. Cevabımız mutlak değer x küçüktür 24 olacaktı. Yani Bursa seçeneği bizim cevabımız olacaktı. Geçtim 49. sayfama 8. soru. M-3, T artı 4 ve N-8'in mutlak değerleri 0'a eşitse bu mutlak değerlerin cevapları negatif olamayacağı için demek ki bu da 0'dır. Bu da 0'dır.
Bu da 0'dır diyeceğiz. Yani arkadaşlar M 3'müş. O halde T sayısı -4'tür. Ve N sayısı da tabii ki 8'dir. Yerlerine yazarsanız mutlak değer T'den M'yi çıkarmış. -4'ten 3'ü çıkarın arkadaşlar. -7 kalır. M'den de neyi çıkarmış burada? Demek ki 3'ten 8'i çıkaracaksınız. Bu da -5 olacak. -7'nin mutlak değeri 7'dir. -5'in mutlak değeri de 5'tir. İkisini toplarsanız doğru cevabın 12 olacağını görürsünüz. Doğru cevap Edirne'ydi. Devam ediyorum 9'da. 2x artı 1'in mutlak değeri 5 ise, bakın nelerin mutlak değeri 5'tir? 2x artı 1 içerisi ya 5 olacaktır, 5'in mutlak değeri 5, ya da -5 olacaktır. -5'in de mutlak değeri 5'tir. Başka bir çözüm olmayacak. 2x eşittir 1'i karşıya attınız 4 oldu. X eşittir 2 yapar. 1'i karşıya attınız -1 diye 2x eşittir -6 geldi. X eşittir -3 oldu. Bunların toplamı sorulmuş 2 ile -3'ün. Bununla bunu toplarsanız doğru cevap -1 olacaktır gençler. Devam edelim 10. sorumuzda. M'nin mutlak değeri 8'miş. Yani M arkadaşlar burada ya 8 ya da -8'dir. N'nin mutlak değeri de 6 ise N ya 6'dır ya da -6'dır diyeceğiz. Bize demiş ki N eksi M farkının en büyük değeri. Yani burada N'yi yüksek, M'yi düşük seçmemiz gerekiyor. O zaman N'yi 6, M'yi -8 seçmem gerekir. 6 eksi -8 derseniz doğru cevap karşınıza 14 olarak çıkacaktır. Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş gençler. Geçtim 11'e. Bir mutlak değerin sonucu 0 ise içerisi 0'dır. 5'ten ne çıkarsa sonuç 0 olur, tabii ki 5. Demek ki mutlak değer x artı 2 kaçmış arkadaşlar? 5'miş. X artı 2'nin mutlak değeri 5 ise x artı 2 ya 5'tir ya da -5'tir diyeceğim. Buradan x sevgili arkadaşlarım ya 3 gelir ya da -7 gelir. Bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. Bu ikisini toplarsanız karşınıza -4 çıkacaktır. Cevap Edirne'ydi. Devam ediyorum sağ üst taraftaki 12. sorumla. En kenarlı bir çokgenin içerisine a gerçel sayısı yazıldığında oluşan sembolün değeri n eksi a'nın mutlak değeri çarpı n artı a'nın mutlak değeri. Mesela örneğin burada bir üçgen var. Dolayısıyla n 3, içeride de 2 yazıyor, a'da 2. Doğal olarak da 3'ten 2'yi çıkarıp 3 ile 2'yi toplayıp mutlak değerlerini çarpıyormuşuz. Şimdi burada kaçgen var? Altıgen. O halde diyorum ki 6'dan 8'i çıkardım. Bir de 6'ya 8 ekledim. Mutlak değerlerini çarpacağım. 6 eksi 8 eksi 2 yapar. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. 6 artı 8 14 yapar. 14'ün mutlak değeri 14. Çarparsanız cevap 28 gelir. Dolayısıyla cevap Edirne değil, Denizli olacaktı. Devam ediyorum 13. sorumla. P ve Q negatif, R pozitif ve P Q'dan küçük. Şimdi P'den R'yi çıkarmış. Yani bundan küçükten büyüğü çıkarmış. Doğal olarak negatif olacağı için dışarı nasıl çıkar? R eksi P diye çıkar, pozitif olsun diye. Eksiyi koydum, açtım parantezi. R'den Q'yu çıkarmış. Büyükten küçüğü çıkardığı için olduğu gibi çıkacaktır. R eksi Q diye. Eksiyi koydum, eksi P. Şimdi P negatifti, eksi P pozitif. O zaman olduğu gibi çıkacaktır. Eksi P pozitifse eksi P diye çıktı burası. Eksi eksi artı yaptı. Şunları düzeltelim. R eksi P, eksi içeri dağıtıyorum. Eksi R artı Q artı P yaptı arkadaşlar. Ve bu kısımda artı P ile eksi P, artı R ile eksi R birbirini götürdüğü zaman elimizde sadece sap gibi Q kalacaktır. Cevabımız Denizli olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz 14. soru. A'nın negatif olduğunu söylemiş bize. Pekala. A negatifse mutlak değer dışına nasıl çıkar? Eksi A diye. Yani şurası ne olacak? Eksi 6A. 6 da var burada. 6 eksi 6A yaptı. Bölü. Şurası nasıl çıkacak? Eksi 2A diye. Yani 2 eksi 2A oldu. Üst tarafı eğer ki 2 parantezine alırsanız ya da 6 parantezine alalım. 6 parantezinde 1 eksi A bölü. 2 parantezinde 1 eksi A dersiniz. Bu kısımda 1 eksi A'lara bay bay diyeceğiz. 6'yı 2'ye bölerseniz de cevabın 3 olması gerektiğini görebilirsiniz. Doğru cevap Edirne'ydi. Ve bu da bizim videomuzun son sorusuydu gençler. Evet, 49. sayfamızı da bitirdik artık. 50. ve 51. sayfalardaki 14. testi bir diğer videoda çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.